Güzel, eğlenceli ve bol aksiyonlu bir tatilin ardından tekrardan gelmemiz gereken yani kürkçü dükkanımıza dönmüş bulunmaktayız. Güzel bir kristali ezile ezile kaybettikten sonra açıkça söyleyeyim zindanlara girmeyi hakket özledim. O yüzden hiç zaman kaybetmeden bugünüme zindanlarla başlıyorum. Bugün günlerden pazar, yarın iş var. Bakalım bugün kendimize bir gelir elde edebilecek miyiz? Hiçbir pusumuz, cartımız, yurtumuz yok. Pek de almaya niyetlenmedim. Zindanları falan halledeyim. Sonraki süreçlerde bakarız. Dostlar gerçekten özlemişim lan. Şöyle bir buçuk hafta civarında bir oyundan uzak kaldık. Ama ciddi anlamda oyunu özlemişim. Zindanlara girmeyi özlemişim. Kutu açmayı özlemişim. Kutu açmayı. Şu zindanın sonunda bize item verir mi? Kaç gündür girmiyoruz. Belki neredesin lan sen deyip bize inceden bir item atabilir. Bizim mantık var ya, ufak ufak ama her gün. Hala aynı düşüncedeyim. Ufak ufak ama her gün atsın. Kalep, Kalep, Kalep. Kalep seni öldürürken biz de dostlarımızla azıcık muhabbet ve sohbet edelim. Dostlar şimdi okçulardan yana isyanım var biliyorsunuz. Hiç demeç vuramadığımızı iddia ediyorum. Vuramadığımız da doğru. Optimizasyon konusunu hadi geçtik onları. Ama okçuların demeç vuramaması aslında bir bakıma da şeyden kaynaklı herhalde ya. Buradaki birçok insanın artı 5 takılara çok hızlı bir şekilde ulaşmasından kaynaklı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü biz ıkına ıkına belli başlı itemlere sahip olduk ama bizim taktığımız bu itemler aslında oyun statüsünde boş. Yani Rangers, hani Assassin Evrenik takıyorum. Abi adam bunun artı 5'ini takıyor. Ben daha kolyeye bile ulaşamamışken adam kolyenin artı 4'ünü, artı 5'ini, artı 3'ünü artık vesaire şeyleri takıyorlar. Biraz da bundan kaynaklı artık oyun yönetimi neden böyle yaptı? Bir an önce herkesin herhalde PK alanına odaklanmasını istedi ama böyle tırnaklarıyla ufak ufak kazanan insanlar bu durumda biraz zorlanıyor ya. Keza aynı şekilde ben yani buna yordum. İnsanlara hiç demeç vuramamışımın sebebi sanırım karşı taraftaki insanların çok fazla iteme sahip olmasından kaynaklanıyor. İlerleyen süreçlerde tabii ki biz de o konumlara geleceğiz ama bizler belki 1-2 yılda o vatandaşlar bir ayda yani parayı veren gene düdüğü çaldı yalan. Bize de item çıkmadı. Devam edelim. Hunharca bütün bossları kesmeye, bütün zindanlara girmeye devam ediyorum. Birazdan bütün zindanlar bittiğinde tahminimce %100 olacağım. Level cap gelmezse daha önceden de söylemiştim. Bir Priest'im var ya yan slotta. Priest'imi kasmaya tıngır tıngır başlayacağım dostlar. Zindanlar hüsranla gitmeye devam ediyor. Hiçbir şekilde item ve drop alamadım. Yılmadık, yola devam diyoruz. Grup zindanın Diablotik olanını da öldürüyoruz. Dostlar bakın. Just fakir fukara denilen bir arkadaş bir yansıtma yaptı. Vatandaşın takısına bakar mısınız? Knight's Ring artı 5. Bu adam varıyor. Bizim varıyorlara demeç vuramamız az önce bahsetmiştim ya. Herkes artı 5 takı takıyor diye. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Fiziksel savunması 48. STR ve HP'si 12. Kurset demeç de 40 veriyor. Yani bizim bu vatandaşı, bu varıyor gibi varıyorları öldürememiz, öldüremeyiş olmamız ve çok düşük demeçler vurmamız aslında bayağı normal geliyor. Adamın ringi artı 5, küpesi artı 5. Ya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşılamamaları lazımdı. Acaba şu Lucky Draw etkinliğinde bu artı 5 takıları, artı 3 takıları falan da mı şey yapsalar? Yani Lucky Draw'a artı 5, artı 3 takı da gelse piyasadan birazcık silinse sanki bizler için daha iyi olur gibime geliyor. Artı 5 takıya karşı geldiğimiz takı artı 0, artı 5'ine ulaşmak baya zor lan. Yani az buz bir para değil bunlar. Adamlar da basmış parayı almış abi. Şu yamyam varıyor gördünüz değil mi? Fakir fukara diye. Mümkün değil benim bu adamı öldürme şansım. Sıfır. Mümkün değil yani. Tam da düşündüğümüz gibi yeni level cap geldiğinde dostlar. Artık biz de level atlamak için hazırız. Karakterimiz 98.64 oldu. 85 leveliz. Bunun daha ötesi yok. Bir iki tane zindana girdikten sonra da tamamen %100'e zaten ulaşmış oluruz. Bundan sonra girecek olduğum zindanlara büyük ihtimalle yan karakterimiz Urederm Lipo ile beraber gireceğiz.
Elinde onun bir artı sword artı 7 falan alacağım. Bir fabrik 7 setlerle yani çok düşük miktarlar, düşük cüzi fiyatlarla Uradermi Lipomumuzdan zindanlara girip artık onda 85 level'e doğru ufak ufak yeni level cap gelmediği sürece devam edeceğiz. Sonuçta ortak kasa ondan kazandığımız paraları da zaten Skadi için kullanmaya devam ederiz. Skadi'de birikmiş olan 60 MB para vardı ya dostlar. Uradermi Lipo'ya girdim. Şu Letter artı 7 setlerini aldım. Traverse Ring setlerini hatta bütün her şeyi Traverse Ring aldım. Şimdi bu karakter DB Priest tabi. Bunu şeye çevireceğiz. Buffer'a çevireceğiz. Ve günlük zindanlarımıza girer çıkarız. Premium aldıktan sonra skill'lerini değiştirir. Buffer'a döndürürüz. Ve zindanlar artık bu karakterle girmeye başlarız. Bu karakter de çok geri kalmasın. En azından 80 level'e kadar bunu da zorlamış oluruz. İlerleyen tarihlerde belli başlı klanlara ya da ekiplere girdiğimizde belki de Priest ihtiyacımız olacak. O ihtiyacımızı bu Uradermi Lipo'yla görürüz diye düşünüyorum. Yani ileriye dönük planlarım şu anlık bunlar. Evet, ne demiştik? Premium falan alacağız dedik. Dostlar gene standardımız olan Elite Premium'u aldık. Uradermi Lipo'muzun eline yıl 2000 olmuş, 2023 hatta 2024'e geliyoruz. Hala artı 6 item takmayayım dedim. Bir tane Art Sword artı 7'yi de elimize taktık. 1879 AP ile artık bu karakterle bol bol zindanlara girer çıkarız. Bunun da görevlerini yapar, zindanlarını yapar. 80 level'ları ufaktan inceden girişini sağlarız. Şimdi şu sola zindanlardan bir tanesine girelim. Bakalım ne denli demeç çıkartıyoruz. Bunu görelim. PK alanında, Death Valley alanında ve savaşlarda oldukça kötü bir karakterdir Battle Priest. Rise Online tarafı için söylüyorum. Ama böyle solo zindanlarda ve sola kesilen yaratıklarda cidden çok efsanevi bir karakter ya. Hiç yormadan takır takır kesip geçiyor. Çok kırılgan ama çok yüksek demeçleri var. Bu kadar basit bir karakter dizmemize rağmen ki kıyafetlerimizde health bonus basılı. Bunların bir de STR bonuslu olanlarını alacağım ama ilerleyen levellerde. Şu anda çok da bir aciliyet yok. Zindanlarda ölmemek için böyle bir şey yaptım zaten. İki tane fazla vururuz. Ama ölmeden sorunsuz keseriz. Battle Priest oynamasını cidden aşırı derecede özlemişim. Knight zamanından beni takip edenler bilir. Çok uzun süre Battle Priest oynadım. Oynamaktan en çok keyif aldığım karakterlerden bir tanesi. Bu Rise Online tarafında da bu Battle Priest'i biraz daha güçlendirirlerse. Gerçi hoş İmperyal takılı okçularla bile karşı gelemiyoruz artı 5 takılara. Battle Priest'ten ne bileyim ki gelelim. Olsun kası ortak diyorum. Yani Priest'e kasarım. Okçuyla kasarım. Belki Asas olurum. Asas'tan kasarım. Hedefimizde tek bir şey var. O da Skadi'nin itemlerini olabildiğince yükseltmek yani. 2-3 kuruş para yatırmak bu Uradermi Lipo'ya pek bir zarar getirmez. Zaten bunları istediğimizde de satabiliyoruz. Satarız yani. Çöpe gitmedi bu para. Şuradan bir item geliyor mu? İşte bu bak Skillbook. İlk Skillbook'unu kazandı Uradermi Lipo. Ondan sonra bütün zindanlar Uradermi Lipo. Uradermi'nin şansına, bahtına şöyle bir tane pumprit bilmem ne işi var yine. Aldık aktivasyon üstümüze bir tane. Şuna da bu ticket diyoruz. Belki de yaptığımız masrafın hepsini Uradermi Lipo bize adamintan bilmem ne bar olarak geri getirecek. Zaten bu getirirse var ya bütün taşlar yerinden oynar ben diyeyim size. Neden olmasın diyoruz. Okçuyla mı yoksa Battle Priest'e mi görev yapmak ve farm atmak dersek? Valla bence Battle Priest lan. Oynaması daha keyifli ve daha eğlenceli geldi bana. Totalde 3 adet görev bitirdim. Stinker, Vampiric ve Ark Demon. Ark Demon'u saymazsak yani 80 tane yaratık kestim. 80 tane yaratığın içinden çıkan şu çöplere bir bakalım. 782K civarında para getirdi. 3 görevde toplamda 140 adet civarında bir mana potu harcamış oldum. Bir gün gerçekten işi gücü bırakıp komple şu Battle Priest'te bir Stinker ya da Lizardman da farm atacağım ve 1000 adet mana potunu bitirene kadar da devam edeceğim. Yani coin'i falan komple sıfırladıktan sonra bunu bir test etmek istiyorum. Acaba kaç para kazandıracak ve ne kadar gideri olacak diye bunu yapacağım ilerleyen süreçlerde. Okçuyla yapacaktım da okçuyla
Hem mana potu hem HP potu onun üstesinden gelemem. Bir de çok yorardı ama Battle Priest öyle olmayacak. Görevler sıfırlanmış tabi. Enfes ve envai çeşit görevimiz duruyor. Bu görevlerin fuzili durmasına gerek yok dedim. Yapabildiklerimi kadar yapıp sonra zindanlarla bu karakteri kasacağım. Bu karakteri level kasmak için herhangi bir şeye falan bırakmayacağım yani. Raw partilere vesaire bırakmam. Görevlerini yaparız. Sonra zindanlardan ne kadar kasarsa deriz. İşimize bakarız. Zindanlarda Priest oynamanın en güzel yanlarından bir tanesi şu parttaki insanlara şöyle uzaktan durarak tek tek kill atıyorsun ya. Onları öldürtmemek senin görevin. Yaratıklarla işin yok. Tabi bazı partilere göre değişiyor Battle Priest olduğumuz için ama bu partide benim hatama pek ihtiyaç yok. Ben de şöyle ufaktan tıngır tıngır insanların healini atıyorum. 74 level olmama az kaldı. Solo zindanlarda bütün zindanlara giremiyoruz. Minimum 74 level istiyor. O yüzden görevdi, zindandı. Bir şekilde bunu hızlıca 74'e atmanın yollarını arıyoruz. 1 milyar 202 milyon toplamışız. 1 milyar 458 milyon istiyor. Yani birkaç görev yaptıktan sonra sanırım bu işi çözeriz. Drop var mı? Tabii ki drop yok, bizi şaşırtmıyor. Efsanevi yaratığımıza gidiyoruz. Belki burada benim atak yapmam gerekebilir. Gerek Knight Online'da gerek Rise Online'da bu iki oyunda da en tehlikeli karakterler Battle Priest'ler tekrardan kendini ispatlıyor dostlar. Şurada 3-4 tane Battle Priest'lik, yani 4-5 tane okçunun yapamayacağını 2-3 tane Battle Priest ciddi anlamda yapıyor. Battle Priest oynamasını hakikaten çok seviyorum. Yani 1-2 gündür oynuyorum ve bu aşırı derecede keyif veriyor. Bilmiyorum, belki bunun önüne bir Archsword 8 ya da böyle kıyafetlerini falan 8 de yapabilirim. Böyle aklıma gelmiyor değil. Şöyle güzel bir parayı bulabilirsek eğer, şu Lucky Draw açılmış, eğer bize uygun bir şeyse buraya da katılım sağlarız. Evet, bize uygun bir şey, buraya bir katılım sağlarız. Geçenki bize denk gelmedi. Bugünkü neden denk gelmesin? Aktyonas'tan aldık. La bismillah, ne ara 30 tane ticket attınız buraya. 1000 kişi katıldı bile. Biz de ticket'ımızı sallıyoruz. 2 saat 33 dakika sonra zengin oluyor muyuz? Hiç zannetmiyorum. Solo zindanlarıma gireyim. Ya işte tam olarak bundan bahsediyorum. Bak, görev mi var? Aç abi Rov'u. Uzaktan uzaktan tıngır tıngır atsın elini. Yok yaratık çıkmış da, yok öyleymiş de, böyle priestim oğlum ben. Atarım elimi, bakarım suratıma ya. Burada hüptürik içerim. Çay içerim. Görev sayar. Görev devam. Battle Priest oynamaya karar verdiğimde tam da tahmin ettiğim gibi oluyor. Oynaması o kadar basit ki dostlar. Yani zindanlarda Skadi ile böyle cinnet geçirtiyordu bana. Priest hiç yok. Buff'ını AC'ni at. Canın azalınca bas heal'i kendine. Çık git. Yani çok rahat, aşırı rahat. İlk itemimiz, ilk drop'umuzda Epic Upgrade Scroll oluyor. 74 level aldık. Artık bütün zindanlara girme hakkımızı yavaş yavaş sağlıyoruz. Birkaç tane zindan kaldı. Girmemiz gereken, onları da usul usul inceden inceden yaparız ya. Çok alıcısı yok. Zaten bir şey atmıyor. Yani atacağını buna da atabilir. Yani CF'lerde böyle bazen isyan ediyorum da haksız değilim. Dostlar, adamlar bizim toğuna geliyor ha. Bak şimdi size göstereyim. Biz onlara gitsek dayanma şansımız yok. Bak şimdi şu varıyorlar, bak milliler nasıl geliyor bak. Ya burası bizim town ha. Şuraya kadar gelme ve dayanma şansları nasıl var? Bu kulelere nasıl ölmüyorlar? İnanın anlamış değilim. Üstlerine baskı yapıyoruz, kaçıyormuş gibi yapıyorlar. Aslında kaçtıkları falan yok. Bir tane adamı öldürememek. Bak şimdi bizi nasıl geri püskürtecekler. Şimdi izleyin bak, bu varıyorlar üstümüze nasıl geliyor. Kesinlikle bırakmıyorlar ve bizim toğuna kadar gelecekler. Şu vatandaşa minör atalım bari, dayansın. Burası bizim toğun abi, elin saf ya. Nasıl dayanıyorsunuz, nasıl geliyorsunuz?
Şuraya kadar nasıl geliyorlar la? Biz direkt ölüyoruz. Şu varyolara bak. La bizim ton ton. Doğduğumuz yere gelecekler neredeyse. Ben bu CF'lere bir daha girmeyeceğim. Şimdi Uradelm Lipo ile falan oynuyoruz tamam da. Peki Skade ne yapıyor? İşte Skade tam olarak bunu yapıyor dostlar. Bütün topladığım materyaller üzerimde. Üzerimde yer kalmayana dek sürekli Skade ile toplama yapıp yapıp satışa sunacağız. Uradelm Lipo'nun kazandıkları kendi üstünde, Skade'nin kazandıkları kendi üstünde duracak. Bakalım hangi karakter daha fazla para getirisini bizlere gösterecek. Onu tabii ki zaman gösteriyor. Ne var ne yok topluyorum. Hiç meslek kasma gibi bir hedefim yok. Tamamen para odaklıyım. Bir dakika gerekirse bekliyorum. Hiç umursamıyorum yani şunu bir dakika bekleme muhabbetini. O beklerken ben de altta video vesaire izliyorum. Bu videonun da böyle sonuna geliyoruz. Abone olmayanlar abone olanlardan daha fazla izliyor. Bunu görüyorum şeyde. YouTube analizlerine baktığımızda daha fazla video istiyorsak ne yapacağız? Destek olacağız. Desteği nasıl olacağız? Şu abone ol butonu var ya aşağıda. Abone ona tıklayacağız. Abone ol'a tıklayacaksınız. Ben onu göreceğim. Abone sayısı yükseliyor.